Herkese merhaba. Bilmiyorum sesim geliyor mu şu anda? Tamamız değil mi? Kanat Atkaya ile birlikte ilk defa stüdyo dışına çıkıyoruz ve yeni bir aslında seriye başlıyoruz. Bu serimizde bir de konuğumuz olacak. Daha doğrusu bir grubumuz olabilir. Konuk olarak bir e, solist olabilir. Bakacağız önümüzdeki günlerde. Bugün de çok özel bir konuğumuz olacak bizlerle birlikte. daha sonra da jacuzzi akustik mini konserine geçeceğiz. Kutay Soyacak bugün bizlerle birlikte olacağız. Onu birazdan davet edeceğiz ama bu üç senedir birlikte program yaptığınız Kanat da burada ilk önce sizlerle. Şöyle enteresan geliyor bana tabii biz ilk bu Jack Talks'un en... Çekirdek halini pandemi döneminde yapmıştık. Yani ben evde böyle acayip bir tripoda telefon koyup işte Gaye ile Harun'la vesaire bir şey yapmıştım. Şimdi böyle canlı seyirciyle böyle bir neticede evrimleşmiş gibi geliyor hikaye bana. Bizim için biraz heyecan verici. Evet. Umarız bu heyecanı tatlı bir şekilde aktarırız sizlere ve bizi izleyecek olanlara. Ve sizlere de çok teşekkür ederiz bu ilk bölümde dışarıda çektiğimiz bu ilk bölümde bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu arada az sonra Kutay'ı davet edeceğiz ama Kutay'a sormak istedikleriniz varsa programın ortalarına da olabilir sonuna doğru da olabilir. Sizlerin de sorularına yer vereceğiz. Dolayısıyla şimdiden söyleyeyim belki sormak istedikleriniz düşündükleriniz düşünmek isteyecekleriniz olacaktır diyerek. Kutay Soyoğa davet ediyoruz. Buyurunuz. Beni bağladılar kalkamıyorum abi yoksa kalkamıyorum. <laughs> Hoş geldin Kutay. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bugün bizleri kırmadığın, burada e, olduğun için. Çok önemli, kıymetli bir kişi bizler için. de Bu e, Türk müzik tarihi açısından da, radyoda da çalmaktan çok keyif aldığımız e, gruplardan. Jacuzzi solisti Kutay bugün bizlerle birlikte. Sana, e, yani sorularımız da de sohbet gibi olacak aslında her zaman yaptığımız gibi. E, nasılsın öncelikle? Öyle İyiyim. Ee, mikrofonumla daha iyiyim. <laughs> ben de kendim biraz huzursuz hissediyorum. Hemen evet. itiraf edeyim ama. MTV'ye gülseydim böyle olurdu herhalde. <laughs> Denemiyorum. Evet. Kutay şimdi ağırlıklı olarak aslında konuşmak istediğim şey. Biz Jack Talks'ta bir retrospektif gibi yapıyoruz. Bahsini ele aldığımız gruplarla ilgili ama senin solo maceran da dikkatimizi çeken başka yerlere sarvuluyor ama esas odamızda Jacuzzi'nin Yeni albümü olacak. Hep şu anda da beklenen bir single'la e, habercisini gördüğümüz. Oradan girelim ister misin? Yeni Olur, tabii, albümle tabii. ilgili vaziyet nedir? E, nasıl gidiyor? Ee, yeni albüm e, birazcık e, beklediğimden daha yavaş ilerliyor. Ama bunun sebebi bizle alakalı değil. Birazcık eski eskiyle kıyasladığımda e, müzik yapma ortamımızın değiştiğini artık hani e, çok bariz bir şekilde hisseder bir halde e, bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında e, aslında bence müziği yapmak e, yapmaya karar verdikten sonra olan bir kısım değil. Karar vermediğin an, anları da çok arkada planda içeriyor. E, üçüncü albüm bence e, ta Pandemi döneminden itibaren aslında e, yapamayışımı da, e, bir şey yapamayışımı da kapsıyor. O yüzden herhalde tahminimce e, içimde kıyasladığımda e, ister istemez daha sakin ve daha kendine dönük bir şey olacağını tahmin ediyorum. Ben nasıl şey... böyle evet. Şimdi ilk albümler genelde dünyada müzik tarihine de baktığımızda bir dolu materyalle gelir sanatçı üreten kişi elinde bir şey birikmiştir ve ilk albümler genelde en iyi albümler olur. Hı hı. İkinci albümü çıkarmak çok zordur. Siz o işi de bir şekilde hata payıyla hallettiniz. Ee... İlk albümle ikinci albüm arasında sound üzerinden ikinci albüm daha karanlık bulunmuştu galiba. Hmm, evet. Üçüncü albümde nereye doğru evriliyor iş? İçine bir yol e, yok daha fazla herhalde göreceksen. Yani tahminimce galiba e, o süreçte e, olmak istediğim kişi ve olduğum kişiyi böyle göz bulundurursam herhalde şu an tekrar olmak istediğim kişi olarak daha pozitif bir insan olmak istiyorum o yüzden galiba tekrar birazcık daha geriye gidip neden müzik yaptığımı hatırlamaya çalıştığım bir duygudayım. İkinci albüm süresi kesinlikle vardı çünkü dediğin gibi ikinci albümler bir göstergedir yani yapıp yapamadığına dair e, çok net bir veri verir. E, açıkçası e, ben dinlediğim şeylerden de çok böyle tabii ki direkt olarak etkilenen ve beslenen birisi olduğum için o dönem e, e, ilk yola çıktığımız e, işte 80'ler e, o pastel sint e, dünyasının üstüne e, ...dark wave gibi, daha karanlık, yine 80'lerin kendi canlı, canlısının içinde bir uzanlısı olabilecek... ...daha gotikleşebilecek bir şey yapmak zaten benim için kaçınılmazdı. Bir de zaten Türkiye'de galiba çok da e, tanıdık olduğumuz hisler. Çok da o yüzden e, yine doğrusal bir şey yaptım hissediyorum ikinci albüm düşündüğümde. Bu arada bir şey söyledin, etkilendiğim müzikler demiştin. Oraya da gireceğim ama şunu sormak istiyorum. Çünkü bu üçüncü albüm hakkında çok fazla soru gelmişti. Seninle de buluşmadan önce tekrar edeyim. Eğer sormak istedikleriniz varsa birazdan alırız. Şu anda herhangi bir çıkış tarihiyle ilgili bir şey verebiliyor musun? En azından ay olarak ya da... Hayır yani... <gülüyor> <gülüyor> İsim... En güzel çıkış tarihi şey bittiği zaman. Bitti bittiği zaman. <laughs> ama şöyle bir şey var. Bu tabii ki de e, bittiği zaman e, çok... E, ne derler? Oval bir cevap ama e, ya, sanırım herhalde bilmiyorum. Önümüzdeki sene şimdi menajerimin dışında bir şey demeyeyim. Yani şey Emir de oradan <laughs> bana bakıyor. Bi, e, bilmiyorum ama elimizden geldiği kadar hızlı olacağız. Çünkü albüm yapmak aynı zamanda festivalleri yakalamak demek. Albüm yapmak aynı zamanda senin bir kalp vizitin. Yani ben yapmadıkça aslında e, başka bir yerde başka bir e, olanaklar gidiyor. Ee, ama şöyle bir şey de var, ee, sürekli şu duyguyla da e, mücadele ediyorum. Ee, i̇kinci halimde de bununla e, ç, ç, kapıştım, çarpıştım. Yani e, bu kadar şey e, hareketli bir gündemin içerisinde ve ne derler, e, çok e, gelip geçici e, hisler içerisinde tabii ki de e, hata yapmamaya çalışıyorum. O aynı zaman Türkiye'nin bir gündem hızı var. Hem o gündemin bir parçası olmaya çalışıyorum, hem o gündem, demin içerisinde kendime ait bir alan yaratmaya çalışıyorum. Hem de bu acelelik içerisinde hata yapmadan bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Ee, şu anki müzik e, ortamımıza, atmosferimize baktığımda da e, dişe dokunur. Gerçekten geriye baktığımda e, bu yakın dönem müzik tarihimize nitelikli bir şey yapmak istiyorum. O yüzden de birazcık daha sakin daha e, emin adımlarla gidiyorum ki neyse ki dediğin gibi iki, iki albüm fena olmadı yani. Ben birazcık daha başa alacağım. Aslında bu konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben erken dönem yani Jacuzzi'nin ilk Fantezi Müzik yayınlandığındaki röportajları okuduğumda çıkış noktalarınızdan biri daha doğrusu motivasyon kaynağına dönüşmüş sonra diyelim bir yılgınlık Sektör içindeki yılgınlık, müziğin yapılma şekliyle ilgili bir yılgınlık, aynı insanlarla çalmak, kötü ses sistemleriyle çalmak gibi örnekler veriyorsun. <laughs> e, ama o yılgınlık ortaya bir tane instant klasik çıkarttı. Yani Türkiye'de yapılmış en iyi ilk albümlerden biri benim gözümde. E, böyle, hani bazı albümlerde hit parçaların sayısından da öte yarattığı etki evet. önemli. Jacuzzi'nin ilk albümü böyle Kesinlikle. bir albümdü. Oradaki o e, yılgınlık çok vurguladığın bir şey. Birkaç röportajla geçmiş. Evet. Ki yolun başında birinin yılgınlıktan bahsetmesini hem çok iyi anlıyorum hı hı. hem birazcık böyle arkadan gelenlere çok mutsuz bir vaka gibi bir portre çiziyor ama çok da acayip bir şey değil yani e, genel o yılgınlık memleketi yani. Tahta, bavuluyla, seni yeneceğim İstanbul diyen adam da yılgındı. O arabesk zaten de, bizim şeyimizde, kodlarımızda olan bir şey. E, ben bunu Birazcık e, yılgınlıktan öte e, artık yani şu an bunu diyebilirim. O zamandan sadece yılgınlık olarak daha hissedebiliyordum. E, 2000'lerin e, mesela bazı albümleri benim için e, ve ondan önceki... E, Cemiyette pişiyorum, Killing gibi, bazı daha underground punk gruplarının işte ilk denemeleri, Türkçe söz yazma ile ilgili ilk denemeleri ve ondan sonra da işte 2000'lerde işte Dünya Yalan Söylüyor albümü, le artık Türkçe müzik benim adıma kendini ifade eder bir hale gelmişti ve o yılgınlık birazcık aslında kimliksel bir sıkışıklıkla alakalıydı çünkü. Biz aslında o albümü yayınladığımızda Türkiye'de rockstarlık e, kavramı zaten çoktan ölmeye başlamıştı. Zaten öyle bir şey yoktu. Yerine yerine değişen çok başka bir e, model e, frontman anlayışı geldiği için. Ben açıkçası e, bunu birazcık, e, bu boşluğu e, lehimize çevirmeye çalıştım. Ve e, bunu biraz daha galiba daha sanatsal bir yerde kendimce gayret ettim. Çünkü e, birazcık bu e, sosyolojik açısın, açıdan da e, çok ilgimizi çeken bir şey olduğunu düşünmüyorum artık rockstarlık. O yüzden e, bizi daha karşılayacak, biraz daha e, kendi ifade etme noktasında çok boş vermiş işte e, o, o adamdan daha ziyade gerçekten e, dönemini biraz anlatmaya çalışan birisi benim daha ilgimi çekti. Bunu yapmaya çalıştım. Ee, o yüzden aslında basit şarkılar yazmakla kendini direkt olarak ifade etmek açısından bir şey, bir uzlaşı e, çabam oldu. Çünkü çok net kendimi anlatmaya çalıştığım şeylerde genelde e, kötü tınlayan bir Türkçe e, barik barikatil bariyeriyle karşılaştım. Yani için onu söylüyor ama e, ifade etme şeklinin e, estetiğini o dönem olarak bulamadığın için çok havada kalma riski var. O yüzden işte dünya yalan söylüyor gibi bir albüm bunu daha ana akıma taşıdığı için beni besledi ve açıkçası biraz rahatlattı. O yüzden fantezi müziği e, underground pop falan diyenler var. Çok da bence uzak değil. Sen ilk baş, o dönemlerde bir pop deneyi olarak baktığını söylemişsin. Hı -hı. Bence doğru içinde alanlar açabileceğin janralara takılmayacağın bir yandan da vurguladığın şeylerden biri farklı yazmaya başlaman yani direkt kendini yansıtmaya başladığında ne olacağını görmek isteği. Bence o karşılık buldu. Evet. Onda sende bir etkisi olmuştu. Ondan önce evet başka bir şey yapıyordum. Eee ee, daha daha bir resim anlatmak ya çabaladım, çalıştım bir işim vardı e, o zamanlar Peygamber Vitesi diye bir iş. Ee, hani bir, benim için başlangıç daha böyle de, ilk denemelerimi yaptım bir yerde. Ee, orada biraz daha resim anlatmaya çalıştım ve ben heykel çıkışta olduğum için aslında benim zaten müzik yapmakla bir planım yoktu. Hani ben heykeltıraş olacağım diye girdim biraz daha yani üç boyutla işte performansla video artla ilgilendiğim bir e, bir merakım ve halim vardı ama e, açıkçası okuldayken çok beni kesmediğini hissettim kesmedi e, işte ne bileyim bir galeride saygı açmak e, Isim, isim yapmak için 40 yaşına kadar beklemek ya da bilmiyorum çok yavaş geldi. O yüzden müzik yapmak daha gerilla ve hızlı olduğu için ilgimi çekti. O yüzden istediğim bütün görsel e, fantazilerimi o e, bedenimi sahnede şekillendirmekle ilgili e, fi, e, şeylerimi, fikirlerimi denediğim bir şey oldu. Şimdi direkt sahne beni heyecanlandırdı. Aslında biraz şeye benziyor bu. Pek çok rock grubu biliyorsun sanat okulu çıkışıdır. Farklı hmm. disiplin eğitimleri. Hani tekstil olabilir, bu resim olabilir vesaire. Hani en yık aklımıza hemen gelen Talking Kids var. Vesaire. İngiltere'de Türkiye'de çok öğreniyor. Evet, evet aynen. Sanat okullarından çıkar Bahsettiğin şey doğru. Onun hani o dolaba bineceğim ve burayı zorlayayım demek belki daha iyi olabilir. E, evet. Yani e, 40 ya. yaşına kadar bekleyeceğim Biri gelecek sergini Cumhuriyet'te yazacak. Biraz ya falan. E, öyle gerçekten. Bir de gerçekten şey yani e, o eğer daha yani söyle şimdi başında dediğin gibi kötü ses sistemlerinden bir tık önce boşa geçen konserler diye bir şey de bir oldu. Yani e, ilk başta zaten düşündüğüm gibi olmadı ve e, o hayal kırıklığı da aslında e, peygamber vitesi döneminde Evet, yani yani bana geri dönüşü çok güzel oldu. O yüzden şey ıı, şeyi hatırlıyorum ben yani bütün istediğin böyle hayal ettiğin çabaladığın bir oluş şekli var ama şöyle gözünü bir açtığında orada beş kişi falan seni izliyor. Lemin'in var ya şeydi Montreux'te kafasında böyle yukarı doğru söylermiş hmm. çünkü indirdiğinde orada köpek falan yatıyor yani. <laughs> hani bizim, bizimki sokağa sert olmadı yine gelenler oldu ama yani ben birazcık bu işi hani arkadaşlarımdan daha çok eşe dostla çalmaktan daha çok daha histaş insanlarla paylaşma arzum vardı. Bir yandan da şey şey şeyi merak ediyorum. Benim gibi algılayan ve hisseden sadece ya bu klasik işte kazanan ve kaybedenin dışında daha grileri yaşayan insanlar var mı? bence bu jacuzzi'nin griler üzerinden renklenen bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok iyi. Ben şunu sormak istiyorum bu arada. Bu yeni albümün bir ismi var mı ya da çalışma ismi var mı? Ee, yeni albüm ismi Madalyon. Olacak. Evet. evet. Aynen, ee, kendime taktım bir madalyon gibi düşündüm hep. <laughs> Süper. Peki bu az önce bahsetmiştim bu peygamber vitesinden yola çıkarak işte jacuzziye falan döndük fakat senin aralarda farklı projelerin de oluyor ve bununla ilgili sorular da geldiği için ben hemen sana söylemek istiyorum. Evet yeni albüm üzerinde tabii ki özellikle duruyoruz bu dönemde fakat diğer projelerine geri dönüş var mı ya da yeni projeler var mı senin hayatında jacuzzi dışında? A açıkçası ben Mike Patton'dan çok etkilendim ve Mike, Mike Patton'ın Pay No More, var. Mr. Bungle'daki Mike Patton'un e, çok fazla iş yapması, kendini bu kadar çok bölmesi beni e, rahatlattı. Ve e, açıkçası ne kadar çok e, sanatsal olarak, olarak bölünürsem eğer, e, sanki gündelik hayatta daha rahat bir insan olurum fikri var bende. Bilmiyorum niye. Doğru mu yanlış mı emin değilim ama e, o yüzden birazcık bölünmeye çalıştım ama düşündüğüm kadar bölünemiyorum çünkü o, Black metal işimi de çok severek yapıyorum ram. evet ya yani biraz daha jacuzziye nazaran daha yavaş ilerliyor çok yavaş ilerliyor ee, ama e, bir yandan da jacuzziye tüm gücümle e, e, emek vermeden de olmazmış gibi geliyor bir yandan da çok geçirdiğim süre var e, Voxin Ramay'la hatta yeni bir single yayınlayacağız. Bu albüm arası Jacuzzi albüm arası bir şey yakalayıp çıkaracağım. Onu da Erhan Kabakçı ile birlikte yapıyoruz. Ee, açıkçası şey çok iyi geliyor. Ee, biraz hani şizofrenik bir şey gibi biraz ama zaten bence hayatın keyfi orada yani. Tek tek kendim sadece Jacuzzi'nin vokali gibi e, hayal etseydim yani çok sıkılırdım. Ee, o yüzden elimden geldiğince bölmeye çalışıyorum ama şunu da farkındayım, jacuzzi tam şu an benim aslında yıllarca emek verdiğim, işte dişini sıktığım e, ve hala da istiklal bir şekilde devam ettirebildiğim bir şey olduğu için önceliğim orada. yani Gerisine bakacağız diyorsun. Peki, evet. Sen bölünebilirlikten bahsetmişken şunu da söyleyeyim, o zaman müzik dışında başka bir yere bölünebilir misin şu anda? Aa, yok yapamıyorum. Hı hı. müzik çok vaktim alıyor o zaman şunu da sorayım e, bu ilk başladığın zamanlarda bu müzik sisteminden ötürü duyduğun rahatsızlıktan bahsetmişken yani senin sahnede en çok rahatsız eden şey değil değil mi sorumuz öyle bir sorumuz vardı e, seni en rahatsız eden e, en zorlandığın şey nedir? E, evet beni beni en zorlayan şey galiba e, o, o konserde ben konser çıkarken hep böyleydi yani e, birazcık e, Kendimi de ezerek, aşarak bir şey yapmaya çalışıyorum. Kendimden geçmeye çalışıyorum ki gerçekten o anı hem biricikleştirelim, hem de bir yandan da gerçekten daha içten dışarıya bir ifademiz olsun. Ve açıkçası bu bizi çok rahatlatabilir. Yani bu katarsis bizi çok rahatlatabilir diye düşündüğüm için bunu, bu rahatlamayı insanlarla paylaşmak istiyorum ve jacuzzi'nin aslında e, özellikle çekirdeğini oluşturan şey bu duygu. E, hatta ben bazı konserlerde şey diyorum, bu konserde tek rezil olacak kişi benim, o yüzden salın yani. Hani burada saçmalayabilecek, işte ne bileyim cringe dans edebilecek, eve gittiği zaman videoyla kendini izleyen biri olacaksa o benim. Siz rahat rahat hissedin ki aslında bunun da bir bedeli var. Bu da biletin içinde. Yani KDV gibi bu da bu eğlence de. Bu eğlence zaten bunun içinde. Beni en çok zorlayan şey bunu paylaşamadığımı hissettiğim anlar oluyor. Ve e, bunu paylaşamadığım zamanlarda gerçekten e, o an o anın o an içerisinde bir çatlak hissediyorum ve o çatlakta ee, birden e, her şey çok gerçek, gerçekleşiyor, gerçek hale dönüyor ve her şey gözüme çok çekin gelmeye başlıyor. Hani e, benim oradaki çabam çok utanç verici geliyor, <laughs> ee, o konser, o ışık. Birden şöyle şey yapıyorum, birden farkına vardım bir an oluyor ve sürekli bunu aşmaya çalışıyorum. Necilerden Dinleyicilerin bir tepkisi mi bu seni bunu Tam olarak karşılan... bağ kuramadığımızı hissettiğim zamanlarda biraz Hı. oluyor. Senin Orada güzel... sadece şey oluyor. İnsanlarla alakalı bir şey değil. Kendi hareketlerimi ezbere yaptığımı hissettiğim, vücut dilimin artık ezbere dönüştüğü halde şey diyorum. Bir şey yolunda değil. Bunu ve... değiştiriyor musun yoksa hani o konser öyle devam mı ediyor? Değiştirmek zorundayım. Eğer onu değiştirmezsem o konser beni... Çiğner tükürür ve gerçekten ee, aslında o kırılganlığı da yaşamak hiç istemiyorum. Çok korkuyorum. Kafayı yiyorum yani o e, onu yaşayacağım diye aklım çıkıyor. O yüzden bir şekilde e, bağ kuruluyor ve oradan gidiyor. Senin mesabın tatlı formüle etmiş bir cümlen var. Jacuzzi için genel söylüyorsun aslında da şöyle bir şey demişsin. Neredeyse intihar edecek bir ruhu var ama başkalarıyla birlikte bunu eğlenceye çevirebiliyor. Evet, evet tam hmm. onu hmm. Bahsedeyim, Tam bahsedeyim. bu, Çünkü böyle şey, formüle edilmiş hali böyle bir şey. Yani, bence zaten e, bir insanın bile bile bu kadar ne bileyim eksikliklerinin e, farkında olarak bu sahneye çıkması sadece benim için değil birçok insanda e, bunu fark ettiğim, fark ettiğim bir şey bu. Aslında bu birazcık kendi sabote etme isteğiyle de alakalı bir şey. Ya da üstüne gittiğin zaman dönüşeceği e, şeyle olabilir. alakalı, merakla alakalı bir şey. E, bu borderline his bence jacuzzi'nin e, ana hattı. Ama seni mesela iyi bir mensin Yani jacuzzi konserine gelenler, gidenler vardır aralarımızda herhalde. E, seyirciyle kurduğun kontak, seyirciye hükmettiğin anlar, seyirciyi konsere dahil ettiğin anlar, onu iyi yönetiyorsunuz. Bu söylediklerim bana biraz enteresan geldi. Bunu sen doğal akışını, bununla ilgili bu kadar tedirgin olduğunu bilmiyordum. Yani. Ya, Çok rahat ya, bir tedirgin şekilde o... konsere gelenler bunu hissetmiyor. Yani evet. herkesinle ya, konuşmayayım lazım. ama tabii. Evet. Çünkü şey gibi geliyor. Eğer gerçekten e, bunu e, kemik gibi kendi içimde manevi olarak, duygusal olarak sağlamlaştırmazsam, e, ee, içimden bir ses zaten orada çok köşede beni aşağı indirmek için bekliyor ve ben açıkçası bu kadar prodüksiyonun tek bir adamın caka satması için kurulduğuna inanamıyorum yani. Bunun ben olsam bile bu bana bir noktada çok ucuz geliyor. Bu yüzden... babam olsa vermem hikayesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir düşmanın varı zaten evet bu ana şey bu yani. Fikri bu. Ona fikri. vermek evet, Istiyorum. Bu Sanatçının zorlanması konusunda yakın zamanda bir şey aslında demin söylediklerinden birinin içinde bu biraz geçer gibi oldu. Şimdi günümüzde müzik üreten birinin önceliği müzik olamıyor gibi bir makale okudum yakınlarda. Çünkü işin pazarlanması, üretilmesi her şey değişti. Mesela promosyon da sanatçının üstünde, e, turne planlaması da onun üstünde. Hani bir yükler yığıldı ve bu artistik sürece baltı vuruyor gibi bir şey var. Hani bir menajerle elbette çalışıyorsun, bir program yaptın, birileri falan falan var ama bu da zorluyor mu seni bu? Zorluyor. Yani PR kısmı bilmem ne kısmı bir sürü işi var, aya yani, var. Ya yani o, o işler direkt olarak bir şeyim yok benim. Ben bir de ilk çıktığımızdan itibaren bu bu işi biraz daha organik götürme taraftarıyım. Yani Tarafta olmamın da bir alakası yok aslında. Biraz sektör benim dışımda ilerliyor. Ee, böyle temenni ediyorum ve birazcık e, bu akışta e, olayı izlemeye çalışıyorum. Ama görsel olarak her zaman e, Jacuzzi'nin e, sadece sahne çıkan bir grup değil, aynı zamanda kendi posterlerini, kliplerini, e, kapaklarını belli bir estetik ve anlayış üzerinde e, yansıtan bir iş olmasını ...başından beri zaten e, istedim, gayretim bu oldu. E, o yüzden biraz fantezimizin ilk kapağında da... ...aslında e, e, orada bütün birleştirmek istediğim doneler vardı... ...ve benim için iyi bir çıkış noktası oldu şey, ki burada. <laughs> Kendisini. Evet. Maskeler. Evet. evet. E, bir de e, jacuzzi mesela zaman içerisinde şeyi de, hep şeyi de düşünüyorum... Mesela neden Jacuzzi ismini koydum falan da düşünüyorum. Ben sormayayım diye düşünmüştüm. Ben de sormayayım diye düşünmüştüm <laughs> ama sen söyle. Bunu bazen düşünüyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> ve bulamıyorum. Son ya buluyorum biliyorum. Ee, aslında şu yüzden e, bu ismi tercih ettim. Ee, jacuzzi çok e, keyif ve e, e, lüksü temsil eden bir obje. Evet. Ama yani hiçbirimiz evimize tutup da jacuzzi yaptırmayız. birazcık, bir yandan. Birazcık rüküş bir şey yani. <laughs> evet. Şey seni yani şey gibi bir sanat eseri al, 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 alma noktasında e, birçok insandan seni ayırabilecek bir iş varken jacuzzi almak seni hiç kimsen ayırmaz. <gülüyor> 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 Ama ve, evinde ağa jacuzzi varmış derler. Ve bu çaba bence çok e, kendi içerisinde çok dramatik. Yani bir jacuzzi'yi jacuzzi olarak e, düşündüğümüzde bence çok, bence kız olmak istemezdim ve ama bir yandan da elinden geleni yapmış ve çok aslında şey, ya, çok sana vaat ettiği çok şey var ama bence bu e, kaybetmişlikle ilgili muhteşem bir parıltı ve Müthiş. Ve, şey. e, ve albüm ilk almin kapağı da hakikaten Mut, ve, Bora değil mi Evet, şey. Bora Akıncı Türk kapağımızdaki çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımız. Hatta geçenlerde sergisi var ki hala da ligaleri de devam ediyor. Ee, ve aslında Jacuzzi Fantezi Müzik ismiyle e, çıkarmamın e, e, isteklerinden bir de, çıkış noktasından bir de e, aslında tekrar e, anlamlandırabilecek bir kavram. Fantezi Müzik hani arabeskin bir canrası. Ama aynı zamanda burada BDSM bir e, estetikte tekrar anlamlanıyor. <laughs> ee, jacuzzi de aslında öyle. Yani, Çok e, seksi bir, isim bir bence bu arada. Yani şimdi e, zaman içerisinde dumanın neden duman olduğunu hmm. e, düşündüğümüzde... Jacuzzi'den daha fazla kafama oturtmaktan eminim. Jacuzzi şey... de aslında ilk oturma işi şeyde başladı. Bu e, ee, parıltılı ve rüküş soundda çok oturuyordu. Bunun hiç şeyim yoktu. İkinci albümde işler ciddileştiğinde o e, gotik ve dark wave şey e, havası Kapağı başladığında yansıdı. şey dedim Jacuzzi'nin bunun haberi var mı yani? <gülüyor> <gülüyor> orada, orada birazcık ayrıştığını düşündüm ama dediğim gibi ben her şeyin tekrar anlamlandırılabileceğine inanıyorum ve zaten sanat bu yüzden var. O yüzden birinci anlamı çok da önemli değil. Duman Şare. dedin ya, duman elemanlarıyla bir araya geldi mi? Bu geyindeki belgeselden yola çıkarak soruyorum. Ee, Foça'da, Badafes, Foça'da bizden sonra çalıyorlardı geldim. Ee... ve ya Selamını almış mı Kaan tam göze. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok düşündüğüm gibi olmadı ama. Ama sen iyi. şimdi bir de Mor <laughs> ve Ötesi portalı açtın. Bu arada şeyi de hemen söyleyeyim. Harun'la bir gün konuşurken e, Pentagram Hakan'ın meşhur kulübü bizim şeydeki e, Atena'nın falan çıktığı Kaptanuk. Hmm. Mor ve Ötesi ilk orada çıktığında böyle kar da varmış galiba. Üç kişi mi ne gelmiş? Bunlar Aha. seyircileri taksiyle evlerine de bırakmışlar hani. <laughs> çok o iyi. Iş oraya da gitmiş. <laughs> çok iyiymiş. Yani dumanda şey bekledim gibi olmadı derken Duman'ın ee, hikayesini anlatalım bu arada bilmeyenler varsa eğer. Gain'de bir e, Evet. röportajı. Var. Pandemi dönemiydi zaten böyle bir performans ve evet. E, evet, Üç tane e, canlı bir performansımız oldu. Bir konsept e, de de bir tane eee cover çalmamız istendi. Biz de e, Duman'ın öyle dertli çaldık ki Duman çalmak birazcık bıçak sırtı bir şey. Yani Duman duman yani ve e, hani hep şey vardır ya dumana eşlik ederken de onun bir şeyi var yani kendi filtresi geliyor diye bir şey geliyor. Hmm, çok sarhoş olmalı. Çok çünkü imza bir ki. imza bir vokal çok imza bir üslup o yüzden hani onun üstüne çıkamıyorsan hiç yapma gibi bir şey herkesde oluyor bence bende var yani ama e şu, e şu, açıdan yapmak istedik ve bunun üstüne gittik e ben e Kıbrıs'ta büyüdüm. Ee, Kıbrıs'tan İstanbul'da arada bir buraya geliyordum anneannemlerin yanına ee, ve o dönem Kral TV izlerken böyle çocukken işte bir tane şey çaldı e, çıktı klibi ya, Duman'ın Bebek ve şeyi hatırlıyorum yani hayatımda gördüğüm ilk cool şey oydu yani ve gerçekten adamın saçı uzun çok yakışıklı orada bir kadın var o çok güzel falan. Şarkı çok güzel ve ilk dinlediğim anda direkt hemen işte geri gel geri bebek falan. Ve e, o programda hani bir cover yapacaksam Türkçe galiba bunu yapmalıyım dedim kendi kendime. O yüzden onu yaptık. Foça'da da dünya gözüyle altın altı grubu olarak çalmış olduk. <laughs> bu arada hemen yeri gelmişken bu eski dinlediğimiz sevdiğimiz şeyler konusunda senin bir üç albüm seçkin vardı. Bunları güncellemek için ben fırsat tanınması gerektiğine inanıyorum insanlara. Evet. Sana bu fırsatı tanıyacağım şimdi. <laughs> evet. Se seçimlerin ayrıca gayet güzel. Eminem'in Marshall Mathers. Eminem'in ilk al aldığı albüm oydu. Sevdiğim diyemem pek. Ee, Gary Newman'ın Cars. Evet. Biraz aslında paralelde kuracaksak Jacuzzi sounduna en fazla geçişkenlik oradan. Evet, gibi zaten görülüyor. ilk albümde biraz değil bayağı etkisi olan bayağı etkisi bir şey. Mesela var. şeyde Lube'un ya da mesela direkt Gary evet. şeyi evet. var. var. Evet, Bir de e, Grinderman, Nick Cave'in e, macho duygularını dışa vurmak için Bad Seeds ile birlikte kurduğu projenin ikinci albümü. Daha yumuşak bir albümdür evet. ikine göre ama çok iyi bir albümdür. Aslında e, bir önceki projem için e, bahsettiğim e, bir resim anlatmaya çalıştım <laughs> dediğim şey aslında Grinderman. Oradan Nick da bir yol giren... geçtiğine inanıyorum Tabii, evet, çünkü. evet. Onu zaten o o biraz daha pop şarkısı yapma ee, ee, daraltmasına gittim. Bugünlerde mesela yeni bir liste sen ikinci bir şans tanısın. <laughs> Eminem'i e ele yerine ne koyarsın? Yani Eminem'le ilgili çok bir şeyim yok. ama şunu diyebilirim mesela. Hani o da ayıp olmasın diye Eminem'e falan. Çok... <laughs> <laughs> ee, Eminem e, Eminem'in o klip dünyası, görsel dünyası kurdu. Dr. Dre falan filan o renkli birazcık kendini e, alaya alan, dalga, dalga geçen kendiyle hali bence bir şekilde etkilendiğim bir şey olarak sayabilirim. o Bak Eminem'de başka bir çizgi de var aslında. Eminem Detroit'li. Yani Stooges, MC5, Hı -hı. White Stripes böyle evet. sert müzik. Aslında garaj sanıldığının çok olduğu yerler. Sert evet. kendini ifade etmek konusunda veya keskin evet, ifade kesin, etmek evet, konusunda. senin evet. de keskin ve direkt duygulardan bahsederken bile mesela keskin Hı -hı. ve direkt konuştuğunu düşünürüm ben hep şarkılarda. Hı -hı. Üstü kapalı anlamlar yerine e, direkt evet, yani malum yani sözleri İticiyle e, flört eden bir yer var, evet. Yani o Detroit balansı üzerinden. Evet, evet doğru olabilir. Başka? E, ha son dinlediğim şeyler. Hı -hı. E, ya ben açıkçası son dönemlerde biraz böyle UK jazz denen. Yusuf da izlerken. Evet, Yusuf da işte Kamal Williams öyle falan. Öyle e, birazcık çoğu cazcının böyle cazın popu dediği ve pek bu, sevmediği e, şeyler seviyorum. E, onunla çok durum. Mark Miller falan çok seviyorum bu ara Çok onu dinliyorum. Aslında hani hayatımda yine böyle e, e, eski nazaran çok dinlemediğim şeyleri dinliyorum ama yine hep bir yerde bir synthesizer synth var. Mesela French pop çok seviyorum. E, e, mesela Sebastian Terrier'i çok seviyorum son dönem zamanlarda. Böyle ha. daha mutlu falan dedin ya bu yeni albümde acaba böyle bir şey olabilir mi böyle buralardan birazcık bir etkilenme? E bence yeni albüm direkt aslında o yani çok çok bence French pop. Ben <laughs> <No>. spoiler <laughs> verdim. Oldu. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Gitar. teşekkür ederim. Umarım ee, iyi ifade etmişim. Çok ederim. teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>